Efendim herkese merhabalar. Şehir Ekranı Televizyonu'nda bugün yeni bir programa başlıyoruz. Malumunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yılı geride bıraktı. Birinci yüzyılı geride bıraktık ve ikinci bir yüzyıla hazırlanıyoruz ve bu yüzyılın ismini de Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bugün başlayacağımız programda ve bundan sonraki bölümlerde Türkiye Yüzyılı hangi temele dayanıyor, nereden geldi, nereye doğru gidiyor, bugünü nasıl anlamalıyız konusunda fikirlerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Stüdyomuzda daimi konuğumuz, bu konulara kafa yormuş, yıllardır kitaplarıyla, söyleşileriyle, sohbetleriyle, uyarılarıyla, önerileriyle bize öncülük etmiş Profesör Doktor Ersin Nazif Gürdoğan hocamız bizimle birlikte programımızda vaktimiz yettiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye Yüzyılı'nı size anlatmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Yeni Türkiye Yüzyılı ya da Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun diyelim. Eyvallah. Çünkü daha sıfır noktasındayız. Yüzyıllara diyelim. İnşallah sıfır noktasındayız çünkü bugünlerde evet. Konuşuyoruz, tartışıyoruz, gündeme getiriyoruz. Türkiye Yüzyılı dediğimizde hocam, yani birinci yüzyılı da biraz konuşarak kısaca nasıl bir çerçeve çizmemiz gerekiyor? Yani hangi ortamda, hangi şartlarda bir Türkiye Yüzyılı inşa etmeye çalışıyoruz? Çerçeveyi çizdikten sonra biz konularımıza yavaş yavaş girmeye başlayalım. Buyurun hocam. Evet. Yani bütün dünyada yeni bir yapılanma var. Yeni bir dönüşüm yaşanıyor. Türkiye Yüzyılı da çok çalkantılı bir dönemde başlamış durumda. Dolayısıyla bu dönemdeki gelişmeleri ne kadar Türkiye yakından takip eder, ne kadar bu gelişmelerin önünde olursa o kadar dünyadaki gelişmelerin yönlendiricisi olur. O yüzden Türkiye yüzyılını anlatmak için bu yüzyılı iyi anlamak gerekir. O bildiğimiz geçmişin yuvarlak küre dünyası gitti. Onun yerine düz kare bir dünya geldi. Derslerde bunu söylediğimiz zaman öğrenci arkadaşlarımız hocam ne demek bu kare dünya diye sorarlar. O zaman diyoruz ki kare dünya ekranınızda gördüğünüz dünya. Telefonunuza bakın. Orada gördüğünüz dünya işte kare dünyadır. Uzaklık yakınlık farkı yok. Dünyanın her yerindeki arkadaşınızla görüşebilirsiniz. Dünyanın her yerine ulaşabilirsiniz. Dünyanın her yerindeki olaydan haberiniz olur. Dünyadaki gelişmeleri kendi ülkenizdeki gelişmeler gibi yakından izleyebilirsiniz. O yüzden kare dünyaya ayak uydurmak, kare dünyadaki gelişmeleri yakından tanımak bütün ülkelerin en başta gelen sorumluluğudur. Türkiye'nin de en başta gelen görevidir. Hocam peki o zaman merkez dediğimiz şey gücünü dağıtmış oluyor. Yani merkez çevre farkı da ortadan kalkmış oluyor. Evet. Kare dünyada. Dediğiniz gibi artık dünyada merkez ve çevre farkı yok. Her yer merkez, her yer çevre. Siz Kayseri'de olabilirsiniz, Hakkari'de olabilirsiniz, Trabzon'da, Kars'ta olabilirsiniz veya Saraybosna'da olabilirsiniz, Üsküp'te olabilirsiniz, Bakü'de olabilirsiniz ama dünyanın her yeriyle irtibat kurabilirsiniz. Dünyanın her yerindeki üniversitelerin programlarını takip edebilirsiniz. Dünyanın her yerindeki üniversitelerdeki çalışmaları yakından takip edebilirsiniz. O yüzden her yer merkez, her yer çevre. New York'ta çevre, Paris'te çevre, Berlin'de çevre, Pekin'de çevre, Delhi'de çevre, Tokyo'da çevre. O yüzden bizler ne kadar dünyadaki gelişmeleri yakından izlersek, ne kadar dünyadaki gelişmelerin önünde gidersek o kadar merkez olma özelliği kazanırız. Artık merkez olmak hiçbir ülkenin tek elinde değil. Her ülkenin merkez olma şansı var. Her şehrin merkez olma şansı var. Her ülke, her şehir merkez özelliği taşıyarak bütün çevreleri etkileyebilecek bir güce ulaşabilir. Yeter ki bunun farkında olunsun. Ya Mevlana'nın pergel metaforu biraz yeni yeni somutlaşmaya başlıyor anladığım kadarıyla benim. Bilgiyi, teknolojiyi kim elinde bulunuyorsa merkez orası. O merkezden çevreye doğru hem kapitalist bir yayılma olabilir hem de oradaki güçleri tüketim toplumunu merkeze doğru çekme gücü. Bunun altında tabii dijitalleşme, hızlı bir dijitalleşme var.
Bu da yatıyor diyebilir miyiz hocam? Yani dijital dünya dünyayı küçülttü. Evet. İşte kare dünya dediğimiz dünya aslında dijital bir dünya. Artık her şeyin ekrana taşındığı, her yere ulaşılabildiği bir dünya. O yüzden Mevlana'nın pergel metaforu çok açıklayıcı bir benzetme. Mevlana diyor ya, biz bir pergel gibiyiz, sabit ayağımız kendi kültürümüzde, kendi medeniyetimizde, kendi ülkemizde, diğer ayağımızla bütün bir dünyayı dolaş. Gerçekten bugün insanı bir pergel gibi olmak zorunda, sabit ayağı kendi kültüründe, kendi coğrafyasında, kendi şehrinde, kendi ülkesinde ama bütün diğer değişken ayağıyla da bütün bir dünyayı dolaşmak zorunda. Dünyayı dolaşmazsa dünyayı aşacak gelişmelerin öncüsü olamaz. Peki riski yok mu hocam bunun? Mesela bu aynı zamanda bir şeffaflaşma, kontrol edilebilirlik sıkıntısı da meydana getirmiyor mu? Mesela diyelim ki açık toplum tartışıyoruz yıllardır. Mesela 90'lı yılların en çok tartışılan şeylerinden birisiydi bu. Açık toplum, açık bilgi, şeffaf toplum. İşte bu fıtri olanı ya da mahremiyeti biraz etkileyecek bir gelişme değil mi size göre? Artık mahremiyet çok fazla yok. Hani bugünlerde en büyük tartışmalardan biri, işte başı döneminde çok tartışılmıştı. Deniliyordu ki insanlara çip takılacak, herkes takip edilecek. O İsrailli Harari var, o da aynı şeyi söylüyor. İşte herkes takip edilecek, İsrail bunun peşinde, Amerika bunun peşinde diye, Çin bunun peşinde diye. Ama bizde korku yok. Biz zaten iki çiple doğuyoruz. Sağımızda iyiliklerimizi kaydeden melekler var. Solumuzda da kötülüklerimizi, yaptığımız kötülükleri kaybeden melekler var. Nokta kadar iyiliğin, nokta kadar kötülüğün hesabının verileceğine inanıyoruz. Hesap gününe inanıyoruz. O yüzden bizde, bizim kültürümüzde korku yok. Bizim insanımız şeffaf olmak zorunda. Zaten Mevlana bunu çok güzel Mesnevi'de anlatır. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol der. Artık herkes olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmak zorunda. Hiç kimsenin hiç kimseye tuzak kurması mümkün değil. Çünkü yeni dünya, dijital dünya, kare dünya, şeffaf bir dünya. Gündüz ve gece farkının olmadığı, herkesin izlenebildiği, herkesin görülebildiği bir dünya. Herkes dürüst olmak zorunda. Hani trafikte mecburi istikamet var ya, artık günümüzde de dürüstlük mecburi istikamet. Herkes dinlenebilir. Merkel dinleniyor. İngiliz Başbakanı dinleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı dinleniyor. Herkesin herkesin dinlediği bir dünyada hiç kimse hiç kimseye tuzak kuramaz. Hiç kimse hiç kimsenin kuyusunu kazamaz. Kim kime tuzak kuruyorsa kurduğu tuzağa kendisi düşer. Kim kime kötülük yapmayı planlıyorsa yaptığı kötülükle kendisi en büyük bedeli öder. O yüzden yeni dünya dürüst insanların dünyası, açık insanların dünyası, hiçbir şeyini gizlemeyen, olduğu gibi görünen, görünüğü gibi olan bir dünya. Bu demek değildir ki mahrem hayatımız yok. Mahrem hayatı var, onu kimse zaten ilgilenmiyor da. Özel hayatınız sizin hayatınız ama ben, sizin yaptıklarınız bütün dünyayı etkiliyor. Sizin kararlarınız herkesi etkiliyor. O zaman siz kararlarınızda dürüst olmak zorundasınız, şeffaf olmak zorundasınız. Hiç kimseye hakkınızda kötülük yapma geçmemelidir. Geçerse bedelini ödersiniz. Ama mesela bugün çok fazla kötülük var hocam. Yani evet. Bakın şimdi Doğu Türkistan'dan başlayalım. Doğu Türkistan'dan. Bütün dünya kan gölü. Evet. Yani şimdi çok güzel Ukrayna, bir tablo. Ukrayna, Suriye, Irak. Çok güzel bir tablo çizdiniz. Elbette Yemen. Olması gereken tabii böyle. Mesela şimdi Ukrayna Rusya savaşı Balkanlara taşınmaya çalışılıyor. Kosova ile Sırbistan arasında. Belki bu program yayınlandığında başka gelişmeler de olabilir. O yüzden bu kötülük çağında işte Z kuşağı diyoruz ya, işte alfabe bitti, tekrar A kuşağına dönülecek. Öyle bir şey var, tekerleme var. Dolayısıyla bu duyguyu nasıl realize edebileceğiz? Yani nasıl gerçekleştirebileceğiz? Evet. Elimizde çok büyük teknolojik imkanlar var. Bu teknoloji imkanlardan yararlanacağız bir. Bir de şunu çok net bir şekilde dünya görmek zorunda. Görüyorlar ama gören hala görmeyen ülkeler var. Rusya gibi, İran gibi,
güçle, silahla hiçbir sorunun çözülmedi. Son 50 yılda çok açık bir şekilde görüldü. Eğer silahlı güçler yeterli olsaydı Amerikalılar Vietnam'da kalırdı, Afganistan'da kalırdı. Eğer silahlı güç yeterli olsaydı Ruslar Afganistan'da kalırlardı. Dolayısıyla yeni dünya silahlı güçlerin dünyası değil, yeni dünya silahsız güçlerin dünyası. Artık ordularınızla hiçbir yere gitmeniz mümkün değil. Giderseniz orada uzun süre kalmanız mümkün değil. Ama aydınlarınızla, akademisyenlerinizle, üniversitelerinizle, hastanelerinizle dünyanın her yerine gidersiniz. Dünyanın hiçbir yerinde de hiç kimse size pasaport sormaz. Apple'a kim pasaport sorabilir? Mercedes'e kim pasaport sorabilir? Sony'e kim pasaport sorabilir? Onlar bütün bir dünyayı pasaportsuz, kimliksiz, vizesiz dolaşıyorlar. Yeni dünya böyle bir dünya. Silahlı güçlerin dünyası değil, silahsız güçlerin dünyası. Hocam çok ilginç bir noktaya geldik tabii. Şimdi mesela Çin kuşak yol projesi için şu anda var gücüyle çalışıyor. Onu İngiltere ve Amerika Hindistan üzerinden gelecek Basra Körfezi'nden Türkiye'yi dışarıda bırakacak şekilde Yunanistan'a bağlayacak yeni bir proje üzerine çalışıyor. Tıpkı bizim Berlin-Bağdat demiryolu projesindeki gibi. Sultan Abdülhamit'in projesi. Aynı şey şu anda devam ediyor. Çin özellikle bizim en büyük pazarımız olan Avrupa'yı bu kuşak yol projesiyle bizi bypass ederek, çünkü bizde iş gücü maliyeti yüksek, ham madde girdisi yüksek, üretim faaliyetlerimiz çok yüksek. Yani 3 dolara mal ettiğimizi onlar 20 sente mal ediyorlar, 1 dolara satıyorlar. Şeyi söylemek istiyorum. Çin Pekin'den başlayacak, bütün Asya'yı, Ön Asya'yı geçecek, Anadolu'dan çıkacak, Londra'ya kadar 3 günde, 4 günde bütün mallarını götürecek. Ve 28 trilyon dolar para harcıyor buna. Çok büyük bir ideal ve çok büyük bir yatırım. Bu rekabeti de zorlaştıran bir şey. İşte yeni dünya şöyle bir dünya. Dijital dünya, kare dünya. Stephen Covey'in başarılı insanların 7 alışkanlığı kitabında vurguladığı gibi o 7 alışkanlıktan biri win-win stratejidir. Kazan kazan. Kazanmak istiyorsan kazandıracaksın. Yeni dünya, bu kare dünya, herkesin birbirine bağımlı olduğu bir dünya. Çin kazanmak istiyorsa kazandıracak. Amerika kazanmak istiyorsa kazandıracak. Türkiye kazanmak istiyorsa kazandıracak. Kazandırmayanlar kazanamazlar. Geçmişte İngilizler, Fransızlar bütün dünyayı yağmaladılar. Bedelsiz, bedava bütün dünyanın ham madde kaynaklarına el koydular. İngilizler Hindistan'ı yağmaladılar. Afrika'yı yağmaladılar. Fransızlar Afrika'yı yağmadılar. Hala yağmalama peşindeler. Amerikalılar geçmişte bütün bir dünyayı yağmaladılar. Hala yağmalama peşindeler. Artık yeni dünyada yağmalama yok. Yeni dünya karşılıklı kazananların ve kazandıranların olduğu bir dünya. Eskiden bizim üniversite yıllarımızda derlerdi ki İngiltere ya da Almanya öksürürse dünya nezle olur. Şimdi sadece İngiltere, Almanya, Çin ya da Amerika öksürürse dünya nezle olmuyor. Kim öksürürse öksürsün, Afganistan öksürürse, Yemen öksürürse, Suriye öksürürse, Irak öksürürse bütün bir dünya nezle oluyor. Bütün bir dünya yatağa düşüyor. Yani yeni dünyanın bir özelliği de herkes birbirine bağımlı. Hiç kimse bağımsız değil. Herkes ekonomik olarak bağımlı, kültürel olarak bağımlı. Birbiriyle karşılıklı alışveriş içinde. İşte Amerika bu konuda Ford için denilir, yapılan araştırmalar gösteriyor ki Ford fabrikasının ürettiği arabaların yalnızca %40'ı Amerika'da yapılıyor, %60'ı dünyanın farklı ülkelerinden oluyor. Aynı şey Boeing için geçerli, Airbus için geçerli, işte bu F-35'ler için geçerli. Onların önemli bir kısmı Türkiye'de yapılıyordu, problemler çıktı, aksadı falan. Ama herkes birbirine bağımlı. Hepimizin kaderi birbirine bağımlı. Ha, birbirine bağımlı, hiç kimsenin kavga çıkarma lüksü yok. Kim kavga çıkarırsa bedelini hem kendisi çok ağır olarak öder, hem de savaş çıkardığı ülke çok ağır olarak öder. İşte Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi Ukrayna zarar görüyor ama Rusya 10 kat daha fazla zarar görüyor. Sadece Ukrayna-Rusya değil, bu savaş bütün bir Avrupa'yı neredeyse yatağa düşürdü. Bütün bir dünyayı öksürük yaptı, bütün dünyayı nezle yaptı. Dolayısıyla
ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir ülkenin kavga çıkarma, savaş çıkarma imkanı, gücü, lüksü yok. Herkes dürüst olmak zorunda, şeffaf olmak zorunda. Herkes karşılıklı kazan, kazandır demek zorunda. Artık nalıncı keseri gibi Anadolu derler ya, olma nalıncı keseri gibi, hep bana, hep bana, ol testere gibi, bir sana, bir bana derler. Gerçekten yeni dünya böyle bir dünya. Evet. Hiç kimsenin nalıncı keseri gibi ya da rende gibi sürekli hep bana, hep sana deme lüksü, imkanı, gücü yok. Geçmişte Avrupalılar bunu yapmışlar ama bugün ne İngiltere'nin, ne Almanya'nın, ne Fransa'nın, ne Amerika'nın, ne Çin'in, ne Hindistan'ın böyle bir lüksü yok. Herkes dürüst olmak zorunda. Herkes kazanmak istiyorsa kazandırmak zorunda. Çünkü dünya birbirine bağımlı bir dünya. Bir de hocam, mesela biz Türkiye yüzyılını konuşacağız, konuşuyoruz, bir çerçeve sohbet oluyor bu ama şimdi bu büyük fotoğrafın içinde Türkiye bir nokta olarak duruyor. Evet. Yani mesela etkileşim, iletişim, dijitalleşme, yeni pazarlar, eskiden OECD vardı, Avrupa Ekonomik Topluluğu diyorduk, Avrupa Birliği tamamen siyasal bir yapıya dönüştü. Ve çok ciddi problemler var. Büyük Britanya birlikten ayrıldı. Başka kavgalar da var. Türkiye geçtiğimiz Türkiye yüzyılında, birinci yüzyılda mesela bana göre İkinci Dünya Savaşı'na girmemekle önemli bir şey başarmış oldu. Görünen en büyük siyasi başarısı bu gibi. Yani savaşlar her ülkeye çok büyük bedeller ödetiyor. Evet, bedeller ödetiyor. Şimdi bu büyük fotoğrafın içinde bu bölümün de sonlarına yaklaşırken bir şey çizebilir miyiz? Bu büyük fotoğrafın içinde Türkiye kendini nasıl konumluyor? Güvenlik politikalarıyla, ekonomisiyle, şeffaflığıyla, rekabetiyle başarılı gibi gözüküyor mu? Başarabilecek mi? Nasıl yaklaşıyorsunuz meseleye? Türkiye geçmişin Türkiye'si değil, bu kesin bile. Ben 68-72 yıllar arasında devlet planlamada çalışıyordum. O zaman Özal müsteşardı. Orada çok ciddi bir kadro vardı. Kahraman Emmoğlu, Bahri Zengin, Cevat Ayhan gibi arkadaşlarımızla beraber ülkenin çalıştık. Çok önemli kademelerinde bulunmuş isimler bunlar. Evet. Nuri Pakdil, Rasim Özdören, Erdem Bayezid o yıllarda planlamadaydı. O zaman Türkiye'nin toplam ihracatı 3 milyar doları bulmuyordu. %90'ı tarım ürünlerinden oluşuyordu. Şimdi değişen, dönüşen bir Türkiye var. Artık Türkiye ithalatçı bir Türkiye değil, ihracatçı bir ülke. Türkiye artık tarım ülkesi değil, sanayi ülkesi. İşte o yıllarda Bursa'da Tofaş ve Renault kuruldu. Yine o yıllarda yapılan bir çalışma, Yusuf Özal öyle bir çalışma yapmıştı. O çalışmaya göre bir ülkede bir otomotiv fabrikası kurulursa ardından en az 15 tane yan sanayi gelir diye. Gerçekten Bursa'ya baktığımız zaman Türkiye'nin Detroit'i gibidir. İki tane büyük otomotiv fabrikası kurulmuştur ama onların peşinden onlarca, yüzlerce yan sanayi gelmiştir. Onlar sadece Türkiye'deki otomotiv fabrikalarının malzemelerin ara parçalarını değil, bütün dünyaya ara parça satıyorlar, elektronik aksam satıyorlar, dişlilerini satıyorlar, motor bloklarını satıyorlar, döküm parçalarını satıyorlar. Böyle dönüşen bir dünya var. İşte onlar olmasaydı bu TOK olmazdı. Onlar olmasaydı Türkiye'nin araba ihracatı bugün büyük rakamlara ulaşmış durumda. Türkiye'nin dış gelirlerin önemli bir kısmı araba ihracatından geliyor. O yıllarda kurulurken Tofaş ve Renault 8000 araba üretmek üzere gelmişlerdi. Planlama onları zorladı. Bunlar ekonomik kapasiteler değil, bu kapasitelerinizi 20 bine çıkarın diye planlamanın zorlamasıyla çıkardılar. Şimdi o 20 bini çok gören firmalar kapasitelerini neredeyse 200 bine, 400 bine çıkarmış durumdalar. Türkiye'deki toplam araba üretim kapasitesi 2 milyona yakın neredeyse yeni kurulan Ford gibi tesislerle. Böyle dönüşen bir Türkiye var. Artık Türkiye geçmişin tüketen Türkiye'si değil, üreten Türkiye, geçmişin ithalatçı Türkiye'si değil, ihracatçı Türkiye. İşte son yıllarda savunma sanayide çok önemli adımlar atıldı, çok ciddi ihracat yapılıyor. Değişen bir Türkiye var, dönüşen bir Türkiye var. Bu Türkiye'ye artık herkes ayak uydurmak zorunda. Herkes
bu gidişi iyi anlayıp ne yapılması gerektiğini yapmak zorunda. Herkes artık açık, şeffaf bir şekilde dünyadaki gelişmeleri çok yakından izlemek, yaptıkları işi güzel yapmak, dünya standartlarında yapmak, artık yerli malı üretmek önemli değil, dünya malı üretmek çok önem kazandı. Yerli malı üretirseniz sadece kendi ülkenizdeki insanlara satarsınız ama dünya malı üretirseniz Japonya'dan, Çin'den, Amerika'ya kadar, Brezilya'ya kadar, Güney Afrika'ya kadar bütün dünyaya satarsınız. Böyle bir dünya var. Türkiye'deki siyasal partiler, Türkiye'deki üniversiteler, Türkiye'deki sanayi kuruluşları, sivil Türkiye'deki gönüllü kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları bu gelişmelere ayak uydurmak zorundalar. Kesinlikle hocam. Şimdi burada izleyicilerimize de aktarmak isterim. Birkaç gün önce tok fabrikasını gezdik. Evet. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'la 1 milyon 250 bin metrekare şu andaki kurulu alan 1 milyon 250 bin metrekare yedek arsa var. Kapasiteyi artıracaklar. 350 kilometre menzilden 1000 kilometreye çıkarmak için çalışıyorlar. Binlerce insan. Robot teknolojisi, bunu daha sonraki programlarımızda işte konuşacağız. Elektrikli araç. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye yüzyılı, sizin söylediğiniz devlet planlama teşkilatındaki dostlarınızın, büyüklerimizin öngörüleriyle yeni Türkiye yüzyılını aslında 1968-70'li yıllardaki sizin düşünceleriniz, distopyalarınız, ütopyalarınız, kızıl elmalarınız şekillendirecek. Ben öyle düşünüyorum. Mühendislik dehası, işte pancar motor vesaire biliyorsunuz o dönemi. Günde 300 araç üretiyor TOK ve muazzam bir tesis. Dolayısıyla Türkiye yüzyılına bakarken fabrikaların büyüklüğüne, hijyenine, çalışma disiplinine, küresel rekabet şartlarına uygun olması da çok önemli. Bu bölümde şunu anlamış olduk hocam. Merkez ortadan kalktı. Evet. En dış çeperler bile artık merkezi zorlayabilir. Herkes merkez, her ülke merkez. Yalan yok, açgözlülük yok. Fedakarlık daha fazla, şeffaflık daha fazla. Kazanmak istiyorsanız kazandıracaksınız. Evet. Tek bana demek mümkün değil. İşte post-truth, işte yeni bir dönem, yeni çağın adına post-truth diyorlar. Sanayi hakikat sonrası ötesi. Bir dünya. Hakikat sonrası, hakikat ötesi. Burada artık yalana dolana mafyatik yapılanmalara yer yok. Kesinlikle yer yok. Hiçbir şey gizlemek mümkün tabii, değil. Made in world dediğiniz gibi biraz önce de söylediniz. Dünya malı. Dünya markası, dünya malı üretmek zorundasınız. Çünkü çok fazla örneği var. Eskiden bakkallarda bir yoğurt, bir ayran ya da bir çikolata vardı. Şimdi bütün marketlerde dünyanın her yerinden gelen, ucuza da satılan çikolatalar var. Siz en iyi çikolatayı yapacaksınız. İşte o dünya çikolatasını yapmak zorundasınız. Evet, evet. Dolayısıyla öğrenciklerimize ne denilirdi? Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Evet. Bizim dostumuz, arkadaşımız Tamer Müftüoğlu'yla bu konuyu hep tartışırdık. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde beraberdik, beraber doktora yaptık. Bizim de yeni sloganımız Türk'ün malını kullanmalı, Türkiye'nin iyisini kullanmalı diyelim derdik. Gerçekten yerli malı, Türk'ün malı, Türk en iyisini kullanmalı. Kesinlikle. Bir de hak ediyoruz hocam, evet. Değil mi? Yani bu gelişme inşallah bir inkıta uğramaz, bir kesintiye uğramaz ve böylece devam eder. Şimdi hocam programın sonunda biz şehir ekranında Türkiye Yüzyılı programını yaparken dedik ki kaç bölüm yayınlanacaksa bu program. Evet. Bir de şehir ekranında Türkiye Yüzyılı kitaplığı izleyicilerimize önerelim. En azından bu program serisi bittikten sonra 10 kitaplık, 15 kitaplık ne kadar olacaksa bir kitaplık, bir kütüphane olsun diye böyle bir şey düşündük. Şimdi ilk öneriyi sizden dinleyelim. Evet. Alvin Toffler'ın kitabından bahsetmiştiniz. Neden okumalı? Bu çerçeveleri, çizdiğimiz çerçeveyi orada nasıl bulacaklar dinleyicilerimiz? Evet, Toffler gerçekten çok önemli bir insan. Türkiye'ye de geldi birkaç defa, Türkiye'yi bilen biri. Hatta Türkiye'ye geldiği zaman, ya Türkiye işte ileri teknolojiye ulaşmak istiyor mu? Türkiye ileri teknolojiye ulaşmak istiyorsa yapacağı iş çok basit. Türkiye'de şirketler gidecek, şirket kurup gidecekler. Silikon Vadisi'nde bir şirket kuracaklar. Dünyanın teknoloji merkezinde, bilgi merkezinde, yenilik merkezinde
yer alacaklar ve bütün dünyadaki yeniliklerden haberdar olacaklar. Yeni dünya böyle bir dünya. Yeni dünyada gizlilik yok. Herkes bilgiye ulaşabilir ama ulaşmanın yolunu, yöntemini de iyi belirlemek gerekir demişti verdiği konferansta. Burada da Toffler'ın son kitabı Türkçe'ye de çevrildi. Zenginlik Devrimi kitabı. Zenginlik Devrimi kitabı çok güzel bir kitap. Bu konuşmalarımızı özetleyen bir kitap. Yeni dünyada güç artık sermayeden, topraktan, insana geçtiğini, bilgiye geçtiğini çok güzel anlatan bir kitap. Toffler, hatta Toffler'ın bir ara Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e danışmanlık yapmış. Hmm. İşte Sovyetler Birliği dağılmış. Mahathir diyor ki, şey kuracağız, biz gıda sanayine yatırım yapmak istiyoruz, ne dersin diye Toffler'a soruyorlar. Toffler da diyor ki, ben diyor sizin yeriniz olsam gıda sanayine yatırım yapmam diyor. Gıda sanayi, herkesin bildiği bir sanayi. Kar marjları düşük. Çinliler de gıda ürünleri üretiyor, Ruslar da üretiyor. Bütün Afrikalı, Latin Amerikalı ülkeler de üretiyor. Burada bir rekabet şansınız, hamle yapma şansınız yok. Ben sizin yeriniz olsam elektronik sanayisine yatırım yaparım diyor. Mahathir'in de aklı yatıyor. Onlar çok güzel bir elektronik koridoru vardır Kuala Lumpur'un dışında. O Petronas kuleleri o dönemde yapılıyor. Malezyalılar elektronik sanayinde, bilgisayar sanayinde, yazılım sanayinde çok ileriler. Neredeyse bizim toplam ihracatımız kadar onların yazılım ihracatları var. Dolayısıyla yeni dünya böyle bir dünya. Mahathir işte bunu gören ve Malezya'yı bu yönde yönlendiren biri. Hocam çok ilginç. Şimdi son sözlerimiz olsun. Bilgi ve akıl. Siz konuşurken ben zihnimde iki kelime böyle sürekli birbiriyle boks maçı yapıyor. Şimdi akıl yoksa bilgi tek başına bir işe yaramıyor. Çünkü analitik düşünemiyor, mühendislik zekası yok. Akıl var ama akıl daha çok kötü de kullanılabilir. Yani evet. Amiyane tabirle üç kağıt içinde, menfaat içinde kullanabilirsiniz. Bu ikisi bizim en büyük hazinemiz aslında. Bunun da edinmenin yolu, rekabet şartlarına uyacaksınız. Dürüst olacaksınız, şeffaf olacaksınız. Eğitim konusunu ciddiye alacaksınız. Bu kesinlikle. Ve akıllı olacaksınız. Sermaye eğitim. Tabii. Bir de şey, belki sizin bu sözünüz bana Sakıp Sabancı ve Şerif Mardin arasındaki konuşmayı hatırlattı. Sakıp Sabancı üniversite kurarken Şerif Hoca'ya soruyor. Hocam diyor, üniversite kuruyoruz. Ne tavsiye edersin? Şerif Hoca dünyayı çok iyi tanıyan, üniversiteleri çok iyi bilen biri. O da diyor ki Sakıp Bey'e, üniversite kuruyorum diye sakın ha diyor, üniversiteye aklı başındaki profesörler doldurma. Bir iki tane uçuk, sıra dışı, aklı hem başında hem gönlünde olan hocaların olsun diyor. Gerçekten yeni dünya aklı hem başında olan hem gönlünde olan insanlara ihtiyacı var. Başındaki aklıyla ufuk ötesi, ufuğu görecek, gönlündeki aklıyla da ufuk ötesini görecek insanlara ihtiyacımız var. Yeni dünya işte bizim o dervişler gibi hem gönül gözüyle gören hem akıl gözüyle gören insanlara ihtiyaç duyuyor. Eyvallah hocam. Şimdi derler ya, yurt dışında bir toplantıda her ülkeden en akıllı bir iki kişiyi getirin diye. İşte İngiltere'den diyorlar iki kişi getir, Kanada'dan iki kişi getir, Türkiye'den tuttuğunu getir diyorlar hocam. İnşallah. Herkes yeteri kadar akıllıdır. İnşallah böyledir diyelim evet. Hocam ve ilk bölümümüzü burada bitirmiş olalım. Evet. Sevgili seyirciler, Türkiye Yüzyılı'nın ilk programında Profesör Doktor Ersin Nazif Gürdan hocamızla ikinci yüzyılı, Cumhuriyet'ten sonraki kurulmaya çalışılan, kurulmaya başlayan ikinci yüzyılın ilk girizgahını, mukaddimesini yapmış olduk. Önümüzdeki programda Türkiye Yüzyılı'nı konuşmaya devam edeceğiz. Şehir ekranından ve bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.